Fahrettin Koca'yı görelim o zaman. O da AK Partili bir siyasetçi hem de bir bakan. Duyalım bakalım orada ne olmuş. Bu da Fahrettin Koca'nın gördüğü reaksiyon. Demek ki AK Partili siyasetçiler de aslında böyle bir anma töreninin içinde başkaları da olsa hem büyük bir öfkeyle hem de büyük bir acının aslında yansımasıyla karşılanacaklardı. Hiç şüphe yok. Fahrettin Koca bugün bir tweet yazmış. Diyor ki işte anlıyorum diyor ben tabii diyor bu kadar acı içinde insanlar bize yuh dedi ama diyor. Hani keşke böyle yapmasalardı. Yani resmen Fahrettin Koca yazdığı tweette şey demeye getirmiş. Biraz terbiyesizlik yapıldı bana karşı demeye getirmiş. Ozan Gündoğdu sevgili dostum da Twitter retweet etmiş Ozan. O da diyor ki ya insan bir özür diler. Kendisine dönüp bir öz eleştiri yapar. Hiç değilse der ki ya biz şunu bile tartışıyoruz. Bakın depremin birinci yıl dönümünde bu ölü sayıları, kayıplarımızın rakamları, istatistikleri gerçek mi değil mi? Bunu bile bilmiyoruz. Yani bunu bile tartışıyoruz. Bir 53 bin rakamı var. Bu 53 bin rakamı doğru mu değil mi? Bunu bile bilmiyoruz. Ve bugün hala siyasetçiler o taraftan ya da bu taraftan kendilerini aklamaya çalışan şeyler yazıyorlar. Kardeşim bir kişi hesap vermedi ya. Geçen gün Konteyner Kent'te o Rönesans'ın Konteyner Kent'inde muhabbetlerden biri rastlamışsınızdır. Adama diyorum ki ya aynı müteahhite niye ev yaptırıyorsunuz? Adamın binası ağır hasarlı gene gitmiş o müteahhitle toplantı yapmış. Ben de diyorum ki ya adam zaten belli ki malzemeden çalmış. Dolandırıcılık yapmış yani sizin binanız ağır hasarlı. Niye ona gidiyorsunuz? Kime gideyim diyor adam. Bu müteahhit diyorum nasıl yargılanmıyor? Adam bana diyor ki kim yargılandı ki bu ülkede diyor. Belki siz yargılandınız. Doğru söyle ben yargılandım. Yani bizim hakkımızda 1.000 tane inceleme var. Ama gördüğünüz üzere bu ağır hasarlı ve bu yerle yeksan olmuş binaları yapan müteahhitinden denetçisine, ruhsatını vereninden alkışlayanına efendim, kentsel dönüşüm diye rantsal dönüşümleri hayata geçirmiş olan siyasetçilere bunların hiçbirine hiçbir şey yok. O yüzden de zaten sahada böyle fotoğraflar ve böyle pankartlar da vardı. Bugün Fahrettin Koca da öyle demiş. Yani biz demiş ya ayıp oldu bana falan demiş. Ya asıl ayıp hayatını kaybeden 53 bin kişi olduğunu düşündüğümüz binlerce, on binlerce vatandaşımız oldu. Ya onların acısının üzerinde tepinildi. Sayın Cumhurbaşkanı yıl dönümünde insanların evlatlarını toprağa verdikleri bir acının, dünyada eşi benzeri görülmeyen derin bir acının yıl dönümünde dedi ki siz oy vermediniz ya böyle garip kaldınız ne haber dedi. Ne, yani bunu demeye getirdi neredeyse. Bunu demeye getirdi. Asıl ayıp onlar oldu. İnsan tek satır der ki ya işte biz de hata yaptık. Şurada eksiğimiz var. Ama yok. Ülkede yani öyle bir norma dönüştü ki hesap vermez olmak. İktidarı muhalefeti. Biri seçim kaybediyor hesap vermiyor. Öteki sürekli hileyle kazanıyor. İşte efendim gerginlik iklimiyle, siyasi şantajla, tehditle kazanıyor. O da hesap vermiyor. Seçmen ne yapsın kardeşim? Karantina olur, kendi karantinanı kendin yaparsın. Darbe olur, insanları tankın altından gene halk kurtarır. İşte efendim deprem olur, 3 gün devlet diye bir şey yok, AFAD yok, o yok, bu yok. İnsanlar kendi yaralılarını kendileri çıkartmaya çalışır. Bu halk ne yapsın yani? Yapar.